şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Şimdi biliyorsunuz biz dernek olarak yönetim kurulunda Ramazan ilk başında bir toplantı yaptık. Bu toplantının neticesinde şunu söyledik. Biz haftanın 3 günü değişik mekanlarda, değişik mahallelerde barış ve kardeşlik soframızı kuracaktık. Bu anlamda şimdiye kadar farklı yerlerde soframızı kurduk. Çok güzel güzel bir havada iftarlarımızı yaptık. Bugün bizim için farklı bir gündü. Bugün basın mensubu arkadaşlarla birlikte derneğimizde barış ve kardeşlik sofrasını kurduk. Ve sağ olsunlar bizim soframıza onur verdiler. Bu akşam kendileriyle birlikte iftarımızı açmak nasip oldu. Allah izin verirse bundan sonraki günlerde de aynı barış ve kardeşlik soframızı farklı mekanlarda kuracağız. Yalnız ben buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. Galiba bu Urfa'da bir gelenek haline gelmiştir. Bizim bu kurduğumuz sofralar farklı olarak algılanmaya başlamıştır Urfa'da. Bize gelen söylentilere göre biz seçime yönelik bir çalışma olarak gösterildiği söyleniyor. Oysa biz Cumhuriyet Halk Partisi Karaköprü İlçe Başkanı iken 3 yıl önce de halkın içindeydik. Bu tür yemekler veriyorduk, bu tür kardeş birlikteliği yapıyorduk. Bugün de aynı şekilde yine birlikteyiz. Bu sözleri söyleyenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle bizim öyle bir niyetimiz yoktur. O anlamda biz barış ve kardeşlik soframızı kurmuyoruz. Biz aynı sofrada kardeşlik duygularını pekiştirmek adına bunu kuruyoruz. Bundan sonraki aşamalarda da aynı niyetimiz olacaktır. Ve bizim bu çalışmalarımızda kesinlikle öncelik makam veya koltuk sevdası değildir. Bizim mücadelemiz sadece halkların eşit hak ve hukuka sahip olması anlamındaki mücadeledir. Bu sofralarımız da o niyetle kurulmuştur. Buradan bizi yalnız bırakmayan bütün basın mensubu arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun. Efendim, siz bir barış derneğinin genel başkanı olarak Mısır'da yaşanan darbeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Mısır'da yaşanan darbe, yani darbenin mahiyeti ve şekli ne olursa olsun, yani hiçbir haklı bir tarafı yoktur. Kesinlikle biz darbeye karşıyız. Demokrasinin Mısır'da bir an önce temin edilmesi adına dünya devletlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Ben buradan Mısır'da haklı veya haksız kişileri gündeme getirmek istemiyorum. Son olarak Suriye'den seken mermiler var, bombalar var, Ceylan Pınarı çevrelerinde. Evet. Yani ölümler meydana geldi. Şimdi ben geçenlerde basına bir açıklama yaptım. Hatta bugünkü gazetelerde manşet olarak çıkmıştı. Şu anda AK Parti hükümeti tamamen kan kaybediyor. Aşırı kan kaybediyor dış politikada. Ve öyle bir zaman gelecek ki bu kan kaybı bize Orta Doğu bataklığına saplandırmış olacak. Ama şu anda gözüken o, biz bataklığa saplanmış bulunuyoruz. Orta Doğu'nun bataklığına saplanmış bulunuyoruz. Ve hükümet de bunun farkındadır. Ancak buradan, bu bataklıktan çıkma yollarını aramış olmasına rağmen becerememektedir. Benim tahminime göre şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu taşeronu olarak hareket eden AK Parti hükümeti bizi savaşa koyacaktır. Ama temennimiz böyle bir durum gündeme gelmesin. Eğer gelirse şu anda tek komşusu olmayan bir ülke durumunda olan Türkiye sonuna doğru yaklaşmış olacaktır. Ve büyük kan dökülecektir. Teşekkürler.